Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde kesir problemlerle ilgili öğrendiğimiz kısımlardan bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzun çözümüne başlayalım. Toplamları 112 olan iki sayıdan küçük olanın 3'te biri, büyük olanın 5'te birine eşittir. arkadaşlar küçük olan sayı 3'te biri rahat alınabilsin diye küçük olanı ne diyelim biz? 3A diyelim. Büyük olanı da arkadaşlar 5'te birine eşitmiş. Büyük olanın da 5'te bir rahat alınabilsin diye büyük olanı da biz ne diyelim arkadaşlar? 5B diyelim. Olanın üçte biri. Küçük olanın 3'te 1'i. Küçük olanın 3'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 3A'nın 3'te 1'i A yapar. 5B'nin 5'te 1'i ne yapar? B yapar. Bak bunlar birbirine eşitmiş. He demek ki ben B gördüğüm yere A yazabilirim. Dolayısıyla B gördüğüm yere A yazacak olursam büyük olan sayı ne oldu? 5A olmuş oldu. E i̇kisinin toplamı zaten bana 112 olarak verilmiş. Yani 8A 112 olacaksa her tarafı 8'e böldüğümde A'yı 14 olarak bulmuş oluruz. Bizden küçük sayı isteniyordu. Küçük olan sayıya biz 3A e demiştik. 14 çarpı 3'ten cevabımızı 42 olarak bulmuş oluruz. 2'ye bakalım. 24 litrelik bir su deposunun 3 bölü 8'i doldur diyor. Şimdi arkadaşlar 24'ün 3 bölü 8 ne yapar? 24 ile 8'i sadeleştirirsem 3. 3 kere 3'ten 9. 9'u doluymuş demek ki. Tamamının dolması için kaç litre su gerekir diyor arkadaşlar. Tamamı zaten 24 litrelikti. 9'u doluysa tamamen dolması için 15 litreye daha ihtiyaç vardır. 3 farklı renkte boncukların bulunduğu bir torbadaki boncukların 1 bölü 3'ü mavi 2 bölü 5'i kırmızı ve 16 tanesi sarıdır. Şimdi arkadaşlar o zaman biz ne diyelim? Bak, boncukların 3'te 1'i ve 5'te 2'si alınacağına göre biz boncuklara ne diyelim arkadaşlar? 3 ve 5'in en küçük ortak katı. Değil. Yani boncuklar 15x olsun boncukların 3'te biri maviymiş. E 15x'in 3'te biri ne yapar arkadaşlar? 5x. 5x arkadaşlar maviymiş. 5'te ikisi kırmızı. Bak kalanın demediği için her zaman ne yapacağız? 15x üzerinden yola çıkacağız. Peki 15x'in 5'te ikisi ne yapar arkadaşlar? 6x yapar. 6x'i de kırmızıymış. 16 tanesi de sarıdır diyor. E zaten arkadaşlar bakın toplam 11x değil mi? Geriye de 4x kaldı. 4x'i de o zaman neymiş arkadaşlar? Bak sarı. Sarıların zaten miktarını bana vermiş 16x. 4x 16 ise x buradan 4 olarak bulunur. Kaç tane kırmızı boncuk vardır diyor. E onların sayısına 6x demiştik. x'i de 4 olarak bulduk. 6 çarpı 4'ten cevabımızı 24 olarak bulmuş oluruz. Kenan parasının önce 2 bölü 5'ini harcıyor. Geriye kalan paranın 1 bölü 3'ü 200 TL olduğuna göre Kenan'ın başlangıçtaki parası kaç TL'dir diyor. Evet. İşte paranın bir 5'te 2'si bir de 5'te 3 alınmış. Dolayısıyla biz para, paraya ne diyelim arkadaşlar? Hem 5'in hem de 3'ün katı olan 15x diyelim. Şimdi paranın 5'te 2'sini harcıyor. E 15'in 5'te 2'si ne yapar? 6x. 6x harcamış. Bak, geriye kalan parasının diyor. Şimdi 15x vardı. 6x'ini harcamış. O zaman 9x kalan. Bak, kalan paranın da 3'te biri. Kalan yani 9x'in 3'te biri ne yapar? 3x yapar. Bak, bu 3x kaç TL'ymiş? 200 TL'ymiş. Kenan'ın başlangıçtaki parası soruluyor. E 15x arkadaşlar. 3x'i ben kaçla çarparsam 15x yapar. 5 çarparsam. 5 ile 3x'i çarparsam 15x. 5 ile de 200'ü çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 1000 olacaktır. Gelelim şimdi 5. soruya. Toprak ee, 420 TL'sinin 3 bölü 7'si ile pantolon satın alıyor. Şimdi 420'nin 3 bölü 7'si ne yapar arkadaşlar? Bakın sadeleştirirsem 60 60 da de 3'ü çarparsam 180 TL. Bak bununla ne almış? Pantolon almış. Toprak geriye kalan parasını arkadaşlar 3 bölü 7'si ile pantolon aldıysa geriye de 4 bölü 7'si kalmamış mıdır? Evet. Ya da 420'den 180'i çıkaracaksın. Hiç fark etmez. 420'nin 4 bölü 7'sini arkadaşlar 240. Demek ki bu 240 TL'si ile de ne alıyormuş? Yani kalan parasının yarısı ile. O zaman 240'ın yarısı ne olacaktır? 120 TL'si ile gömlek alacaktır. Bir gömlek ve bir pantolonun toplam fiyatı. E zaten pantolonun fiyatını bulduk 180. Gömleğin fiyatı da 120. İkisini toplarsak 300 yapar. Bir tekstil atölyesi 200 tane gömlek siparişi vermiştir. Alınan siparişlerin birinci gün dörtte biri, ikinci gün 3 bölü 5'i teslim ediliyor. Arkadaşlar toplam 200 tane. Birinci gün ne olacakmış? Bakın dörtte biri. Şimdi 200'ün dörtte biri ne yapar? 50. İkinci gün alan demediği için yine 200 üzerinden işlem yapacağız. 200'ün 200, ün, 200 ün 3 bölü 5'i ne yapar? 200 ile 5 sadeleştirirsem 40, 40'la da de çarparsam 120. E, teslim edilecek kaç gömlek kalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar ne kadar teslim edildi? 120, 50 daha 170. E, toplamda zaten 200 tane vardı. Demek ki teslim edilmesi gereken 30 tane daha var. 7'ye bakalım şimdi. Ceyda arkadaşından aldığı borç paranın 4'te 3'ünü ödedikten sonra ödediği miktarın 1 bölü 3'ünü kadarını tekrar borç alıyor. Yani o zaman borç paraya biz ne diyelim arkadaşlar? Borç paraya hem 4'e hem de 3'e bölünebilen bir sayı diyelim. Borç 12x TL olsun. Ve 4 ile 3 ne yapar 12x TL'nin? 9x yapar. 9x TL ödemiş. Tamam. Sonra ödediği miktarın diyor. 9x yani ödemişti. Bunun 3'te 1'i kadar borç alıyor. E 9x'in 3'te 1'i ne yapar? 3x. 3x TL borç aldı. Tamam. Ceyda son durumda arkadaşına kalan borcu 250 TL'ydi. Arkadaşlar başlangıçta 12x TL almış mıydı borç? Evet. 9x TL'sini ödedi. O zaman bakın buradan kalan ne? 3x TL. Değil mi? 3x TL borç kaldı. Sonra bir 3x TL daha kalın, al almış. Dolayısıyla toplam borcu ne oldu arkadaşlar? 6x TL. 6x TL borç. Şimdi son durumdaki arkadaşına kalan borcu 6x'ti. Bak bu da 250'ymiş. Yani 6x dediğimiz şey 250'ymiş. Peki bizden ne isteniyor? Ceyda başlangıçta toplam kaç lira borcu vardır? Zaten 12x dedik arkadaşlar. 6x'i 250 ise 12 x ne yapacaktır? Tabii ki 500 yapacaktır. Burak telefon almak için biriktirdiği paranın 5 bölü 8'ini harcıyor. Geriye kalan parasının üstüne 1000 TL eklediğinde biriktirdiği paranın yarısına eşit olmaktadır diyor. E, o zaman arkadaşlar bakın paranın bir 5 bölü 8'i bir de yarısı geçtiği için o zaman arkadaşlar biz ne diyelim paraya? Hem 8'e hem de 2'ye bölünebilen bir sayı diyelim. Yani 16x TL olsun. Bu paranın 5 bölü 8'ini harcıyor. E, 16x'in 5 bölü 8'i ne yapacaktır arkadaşlar? 10x olacaktır. 10x ne yapmış? Harcamış. birimleri yazıyorum. Geriye kalan paranın, şimdi 16 x TL vardı, 12'sine harcadı, geriye ne kadar? 6 x TL kalan para. Tamam. Üstüne 1000 TL daha eklemiş, o zaman 6 x 6, 1000 TL olacaktır arkadaşlar. Biriktirdiği paranın yarısına eşit e, eşit oluyormuş. E, biriktirdiği paraya zaten biz 16 x TL edemedik mi? Bunun yarısı ne yapar? 8 x. Buna eşit oluyormuş. Dolayısıyla x'i buradan 500 olarak bulmuş olur. Burak kaç lira biriktirmiştir diyor. 16x arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla x'i de 500 olarak bulduk. 16 ile 5 çarparsan 80 yapar. 2 tane de 0 yanında. Dolayısıyla bakın 8000 çıkmış oldu. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerdeki boyalı alanlar eş parçalara ayrılmış, tamam. Su miktarının deponun hacmine oranını göstermektedir diyor. Başlangıçtaki doluluk, doluluk oranı şekil 1'deki gibi olan depoya 12 litre su konulduğunda doluluk oranı şekil 2'deki gibi olmuştur diyor. Buna göre bu deponun hacmi kaç litredir? Şimdi arkadaşlar depo birinci şekilde 4 eş parçaya parça, ikinci şekilde 6 eş parçaya ayrılmış. Dolayısıyla biz ne diyelim depoya 24x diyelim. 12x desek de olur fark etmez. Tamam 24x demiş olduk. O zaman her bir parça ne olacak? 24'ü 4'e bölersem 6x olacak. Değil mi? Demek ki şekil 1'deki arkadaşlar doluluk oranı 12x. Sonra biz buna 12 litre daha ne yapacağız? Üstüne su koyacağız. Sonra doluluk oranı ne olacak? 24'ü 6'ya bölünce her biri burası 4x olmayacak mı arkadaşlar? Kaç tane 4x oldu? Bakın 16x oldu. Bak demek ki demek ki arkadaşlar 12 12 şu 12 dediğimiz 12 litre ilave edince 12x'ten 16x'e çıktı. Yani aslında ne oldu arkadaşlar? 12 4x'e karşılık gelmiş oldu. O zaman her tarafı 4'e bölersem x'in 3 olduğunu bulmuş olurum. Deponun hacmi soruluyordu. O 24x'ti. 24 ile de 3'ü çarparsam cevabımızı 72 olarak bulmuş olur. Bir su termosunun 4 bölü 5'i Dolu iken ağırlığı 1.5 kilogram gelmektedir. Termostaki suyun 1, ,1 bölü 3'ü kullanıldığında ağırlığı 1.1 kilogram gelmektedir. Buna göre boş termosun ağırlığı kaç gramdır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın su termosuna bakın hem 5'e hem de 3'e tam bölünebilen bir sayı diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? 15x olsun. 15x sıvı diyelim. Sıvı. Tabi bir de su termosunun kendi ağırlığı da var. 15'in 5 bölü, 4 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? 12x mi? 12x var ve kendi ağırlığına da ne diyelim k diyelim şimdi bir, bir buçuk kilogram virgülü sayılarla uğraşmak istemiyorum Dolayısıyla e, grama çevireyim arkadaşlar bir, bir buçuk kilogram 1500 gram yapar tamam. termostaki suyun 1 bölü 3'ü kullanıldığında 1 bölü 3'ü kullanılacaksa geriye 2 bölü 3 kalır şimdi bizde zaten tamamına ne demiştik 15 x demiştik 15 x'in 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar 10x yapar. Bir de kendi ağırlığı var. Böyle olduğunda 1.1 kilogram. E onu da çevirdim grama. 1100 oldu. Dolayısıyla bakın çıkarma işlemi yapıyorum taraf tarafa. Sağlar birbirini götürecek. 2x eşittir. 400 oldu. Her tarafı da 2'ye böldüm. X'i 200 olarak bulmuş olduk. Bakın şu alttaki denklemde ben şimdi boş termosun ağırlığını istiyorum ya. Ona k demiştim. K'yı bulacağım. İşte x gördüğüm yere 200 yazarsam x gördüğüm yere 200 yazarsak bir hata yaptık mı burada ya? Sanki yaptık gibi değil mi? Çünkü buradan sanki k eksi çıkacakmış gibi o da mümkün değil. Şurayı, şurayı bir daha okuyalım. Termostaki suyun 3'te biri. He, termosun zaten 4 bölü 5'i doluydu. Yani 12 12 eksi doluydu. Bunun 3 e, 3'te 2'sini bul bulacağız. Değil mi? 12 x'in 3'te 2'sini bulacağız. Hatalı yapmışız. Şurayı bir silelim. Şurayı da silelim. 12x'in arkadaşlar 2 bölü 3'ü ne yapar? 8x yapar. 8x artı k. O zaman bak buradan 4x geldi. 4x 400 ise x'i de 100 olarak bulmuş oluruz. Şu alttaki denklemde yine x gördüğüm yere 100 yazacak olursam burası 800 artı k eşittir. 1100 yaptı. K'yı da buradan 300 olarak bulmuş olduk. Boş bir şişenin ağırlığı 250 gram gelmektedir. Şişenin 2 bölü 3'ü suyla doldurulduğunda ağırlığı x kilogram gelmektedir. Buna göre şişenin tamamı doluyken ağırlığı kaç kilogramdır diye soruluyor. Bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta birim olarak gram. Burada kilogram geçiyor arkadaşlar. O zaman biz hemen şu 250 gramı 1 bölü 4 kilogram olarak yazalım arkadaşlar. Şimdi boş bir şişenin ağırlığı 1 bölü 4 kilogram. Şişenin 2 bölü 3'ü Su 2 bölü 3'ü suyla doldurulduğunda şişenin ağırlığına biz ne diyelim? 3'e tam bölünebilen bir şey olsun diye arkadaşlar şişenin içindeki suya 3A diyelim. Tamam. Şişenin 2 bölü 3'ü suyla doldurulduğunda 3A'nın 2 bölü 3'ü ne yapar? 2A yapar. Boş ağırlığı zaten kendisi vermiş 1 bölü 4 olarak. Böyle olduğunda ne oluyormuş arkadaşlar? Ağırlık x kilogram oluyormuş. Buna göre şişenin tamamı doluyken, şişenin tamamı doluyken içinde 3A'sı olacak. Bir de boş arkadaşlar ağırlığı 1 bölü 4. Yani ben burada a'yı x cinsinden bulursam soruyu da çözmüş oluruz. Şimdi burada 1 bölü 4'ü sağ tarafa atalım. Dolayısıyla 2 a eşittir x eksi 1 bölü 4 olacak. Payda eşitleyelim. 2 a dediğimiz 4 x eksi 1 bölü 4. Her tarafı da 2'ye böldüğümde a değerini 4 x eksi 1 bölü 8 olarak bulur. Bu değeri şurada yerine yazacak olursak 3 çarpı 4x eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 4 ya. Bunda paydalarını eşitlemesi kolay olsun diye 2 bölü 8 olarak yazabilirim. Dağıtma işlemini uyguluyorum. 12x eksi 3 bölü 8 artı 2 bölü 8 olacak. Paydaları zaten eşit. Dolayısıyla paylarını topluyorum. 12x eksi 1 bölü 8 olmuş oldu. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Bir otobüse 5 bayan yolcu binerse yolcuların 2 bölü 5'i bayan oluyor. Eğer otobüsten 5 erkek yolcu inseydi yolcuların 4 bölü 5'i erkek olacaktı. Buna göre otobüste kaç erkek yolcu vardır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi hem bayanları hem de erkekleri hesaplaması kolay olsun diye bayanlara 5 B, bayanlara 5B diyelim. Erkeklerde erkek yolcu sayısı da 5E olmuş olsun. Şimdi 5 tane bayan yolcu binerse 5B bayan var. 5 tane daha bindi. 5B artı 5 oldu. Şimdi yolcuların diyor. Yolcular arkadaşlar 5E artı 5B değil miydi? Evet. 5 tane daha bayan geldi. Dolayısıyla toplam yolcu sayımız bu kadar olmuş oldu. Bunların 5'te ikisi bayan olacakmış. Bunun 5'te ikisi bayan olacakmış. Sağ taraf bayan sayısı. E, sol taraf da bayan sayısı. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Bunlar birbirine eşit olmuş olacak. Bakın. Şimdi bunların hepsi 5'e bölündüğü için bunlar birbirine Götürecek arkadaşlar. Sol tarafta 5B artı 5 kaldı. Sağ tarafta da 2'yi şöyle dağıtacak olursam. 2 ile E'yi çarparsam 2. 2 ile B'yi çarparsam 2B. Burada 5 gitti ama bunun yerine 1 kaldı. 2 kere 1'den de 2 geldi. Bak burada 3B artı 3 eşittir. 2'ye gelmiş oldu. Bir denkleme daha ihtiyacımız var. O da devamında gelecek zaten. Eğer otobüsten 5 e, erkek yolcu inseydi Normalde arkadaşlar 5e erkek yok muydu? 5 tanesi inerse 5e eksi 5 kalır. Şimdi toplam yolculuğumuz bizim 5e artı 5b idi. 5 tanesi indi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu kadar oldu. Bunun da 4 bölü 5'i erkek olacak. Sağ taraf erkek sayısı. E sol taraf da erkek sayısı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olacak. Bak burada yine hepsinde 5'ler olduğu için 5 ile sadeleştirdim. Şimdi 4 ile dağıtıyorum arkadaşlar. Sol tarafa dokunmadım. Zaten sol tarafta 5E eksi 5 var. Sağ tarafta da 4 ile dağıtırsam 4E artı 4B. Bakın bu 5'in yerine artık 1 kaldı. 4 kere birden de bakın burada 4 gelmiş oldu. Şimdi 4E'yi sol tarafa atacak olursam E dediğimiz şey 4B artı 1 gelmiş oldu. Tamam. E dediğimiz 4B artı 1 geldi. Bakın şurada E gördüğüm yere 4B artı 1 yazacak olursam Sol taraf zaten 3B artı 3. Sağ tarafta da bakın E yerine 4B artı 1 yazacağım. Bir de bunu 2 ile çarpacağım. O zaman 4B'yi 2 ile çarparsam 8B. 1'i 2 ile çarparsam 2. E buradan 5B dediğimiz arkadaşlar 1 olmuş oldu. 5B'yi 1 olarak bulmuş olduk. Otobüste kaç erkek yolcu vardır diyor. Demek ki benim neyi bulmam lazım? 5E'yi bulmam lazım. Erkeklerin sayısına biz 5E dedik ya. Tamam. O zaman arkadaşlar bakın. Şurada 5E'yi bulmak için bak şurayı 5 ile çarpayım alttaki denklemi. O zaman 5E eşittir 20B artı 5 olur mu? Evet. Şimdi 5B dediğimiz 1 ise o zaman 20B dediğimiz 4 ile çarpsam ya 4 olmayacak mı? Bak, şurası 4'müş. 5 ile de toplarsam toplamda kaç olacak arkadaşlar erkek sayısı? 9 olmuş olacak. Konuşa bakalım. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top zemine her vuruşunda bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 3 kadar yükselmektedir. Top zemine ikinci defa vurduktan sonra 36 santimetre yüksekliğe çıktığına göre top başlangıçta kaç santimetre yükseklikten bırakılmıştır. Bakın tam tersi gidiyorduk. Ne yapıyorduk? 2 bölü 3 ise tersten gideceğim için arkadaşlar kesrimizi 3 bölü 2 olarak alacağız. En son 36 santimdi. Dolayısıyla tam tersine geldiğinde arkadaşlar yani 3 bölü 2 olduğunda değil mi? Ee, ne olacaktır? 36 ile 2'yi sadeleştirirsem 18, 18 çarpı 3, 54. Yani şurası 54 olacak. Yani filmi geri sardık arkadaşlar. 54'ten sonra bir kere daha 3 bölü 2 diyeceğim ve bir sonraki, bir önceki hamleyi bulacağım. 54 ile 2'yi sadeleştirirsem 27, 27 ile 3'ü çarptım arkadaşlar, 81. Demek ki 81 santimetre yükseklikten bırakılmış. Evet, şimdi geldik son sorumuza. 210 santimetrelik bir çubuğun ucunda 1 bölü 7'si kadar kesildiğinde 210'un 1 bölü 7'si ne yapar arkadaşlar? 30. 30 santim kesilmiş. Kesilmiş. Çubuğun orta noktası ilk duruma göre kaç santimetre kayar? Arkadaşlar ne kadar kesildiyse kesildiyse kesilenin yarısı kadar kaymıyor muydu? Evet. 30 santimetre kesildiyse demek ki 15 santimetre kaymış arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.